Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Muğla Kıbledere köyüne gidiyorum. Biliyorsunuz ki daha önce bu köyde Dabbe 4 Biricim Vakası filmi çekilmişti. Ben bu köye daha önce gece çekim yapmak için gitmiştim. Gece saat 1-2 gibi köyde olmuştum. Köye almadılar çünkü köy sit alanı, tarihi antik bir kent olduğu için köyde arkeolojik bir kazı yapılıyor. O yüzden köye belli bir saatlerde girebiliyoruz. Ve köy güvenlik tarafından korunuyor. Ben de gündüz çekimi yapmak için köye gidiyorum. Tabii gecenin ambiyansı farklı, gündüzün ambiyansı farklı oluyor. Köyde kimse yaşamadığından dolayı köyde ürpertici bir görüntü oluyor. YouTube'da size köyün korkunç yüzünü göstermişler. Ben de sizlere güzel yüzünü göstermek istedim. Evet arkadaşlar, şu an köye geldim. Korku filmlerine konu olmuş bu köyü sizlere dilim döndüğü kadar aktarmaya çalışacağım. Hatta burayı izleyenler hatırlar, Faruk Akat Hoca ile Doktor Ebru'nun burada bir konuşmaları geçiyor. Haklısın! Evet arkadaşlar, köy ile ilgili benim de çok bilgim yok ama araştırmalarıma göre bu köyün terk edilme sebebi, bu köyün ilerisinde termik santral var, onun yüzünden zorunlu göç olduğu söyleniyor. Bir de köyün girişinde bizleri çok güzel bir cami karşılıyor. Bu cami önceden Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı dönemlerde kiliseymiş. Cumhuriyet ilanından sonra Şaban Ağa isimli bir hayırsever tarafından ibadet yeri eklenerek cami haline getirilmiş. Fakat bu köy termik santral kömür ocağı sahasında kaldığı için ve bu köyün vatandaşları yeni yerleşim yerlerine taşındıktan sonra cami kaderine terk edilmiş ve kullanılmaz hale gelmiş. Daha sonra köydeki çalışmalar sayesinde 5 asırlık Şaban Ağa Camisi, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile restore edilerek günümüze tekrardan kazandırılmıştır. Evet arkadaşlar, köy hakkında öğrendiklerim bunlardı. Şimdi de köyü gezelim. Köydeki evlerin mimarileri nasılmış onlara bakalım. Evet, ilk gezeceğimiz ev burası. Bakalım şuradan girelim, bakalım ne varmış burada. Burada bakacak bir şey yok. Normal bir ahır var burada. Burası evin giriş holü. Sonra bir tane oda var alt katta. Burada bir tane ocak var. Burası yüklük dediğimiz yer. Eski evlerde böyle babaannelerimizin evinde, köy evlerinde yüklükler olur. Burası, burada da banyo oluyor aslında. Eski evlerde banyolar böyle oluyor. Zaten bu evin tuvaleti dışarıda, yani çoğu eski evlerin tuvaletleri dışarıda olur, yani onu dışarıdan göstereyim. Şurası evin tuvaleti. Genelde bu tarz eski evlerde tuvaletler dışarıda oluyor. Şimdi bu evin üst katına bakalım. Burada bir şey daha var. Poşet de var aslında. Ne var, boşver, merdiven altı. Oraya kullanmak amaçlı kiler gibi yapmışlar, boş bırakmışlar. Burası da evin sofa bölümü oluyor. Burada sofası var. Şurada bir oda var, bir de burada var. İki tane odası var buranın da. Burası bayağı bir harabe durumda. Buraya fazla girmek istemiyorum. Döşemesi bayağı çürümüş. Gördüğünüz gibi tavanlar gitmiş. Yine burada bir ocak var. Diğer odaya baktığımızda buradaki ocak kapanmış. Burada yine raf yapmışlar. Ve yine büyüklük var burada. Gördüğünüz gibi burada bir korniş yeri var. Buradan perdeyi takıyorlar. Eşyaları koyuyorlar. Burası da yine bir banyosu. Burası da köy meydanı. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir köy. Ve kimse yok köyde. Yaşayan yok. Şu an çalışma var köyde dediğim gibi. Antik kazı çalışmaları var. O yüzden köyün saat 7'den sonra kapatıyorlar girişlerini. 7'den sonra giriş yok köye. Yasak. Burada bir tane ev varmış. Ev komple yıkılmış durumda.
Burası böyle yıkılmış komple. Bu yolu komple otlar kapatmış zaten. Gidiş yok bu tarafa. Şurada bir tane ev var ama gidiş yolu kapalı yalnız. Buradan bakalım. Burada hiçbir şey yok. Burada bir ev daha var. Buradaki çoğu evler burası. Bunlar gibi harabe yalnız. Hiç giriş yok yani. Hiçbir eve giremiyoruz. Zaten çoğu ev çökmüş durumda. Buranın kapısı açık aslında ama girebiliyor musun? Giremiyoruz. Burası kilitli. Şurada bir ev daha var. Ama büyük ihtimal oranın da girişi kapalı. Ulaşım yok. Her tarafı otlarla kaplı. Zaten ben çekime başlamadan önce köyü komple gezdim. Fazla bir ev de yok burada. Evlerin çoğu çökmüş durumda. Ama burada bahçe var yani. Şu an bir bahçe dedim ben. Yani bildiğin ekili bahçe var yani burada. Ne bunlar? Patates mi bunlar? Ne bunlar böyle ya? Buraya giriş buldum valla. Burada bir ocak var. Burası büyük ihtimal sofa. Taşlık bölümde geçiyor. Yine burada bir ahır var. Zifiri karanlık. Göz gözü görmüyor orada. Yukarı baktığımızda yine ev harabe durumda. Eve evde mi bin şahit lazım. Ben de çökmeden şöyle birkaç görüntü almaya çalışacağım tabi. Yani gündüz bile ürpertici bir yer yani köy gerçekten. Sanki bir şey çıkacakmış gibi karşıma köyü öyle geziyorum. Burada bir ocak daha var. Zaten tek odalıymış bu ev. Yine bir tane yüklük yarısı gitmiş. Yok olmuş yani yarısı. Eski bir ev. Bak düşüyordum az da. Buranın girişi varsa buraya da gireceğim. Buraya girdiğimiz ev mi bizim ya? Bir bakayım. Burayı böyle kapatmışlar ama. Bir bakacağım. Of 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 of. Vallahi her taraf
Vallahi o kadar geldim buralarda kapalı. Hep çökmüş, yıkılmış buralar. Buradan mı çıkayım, geri geldim ya da diğer taraftan zor girdim. Zor çıkacağım galiba. Şuradan çıksam daha kolay olacak sanki. Evet, daha kolay oldu. Oh. Evet. Burada iki tane daha bina var. Çekim yapmadan önce ben buraya gelmiştim. Şu iki eve de baktım. Ama evin hiçbir türlü girişi yok. Zaten evin içinde bir sürü ot, ağaç ne varsa çıkmış. Orman gibi evin içi. Girebileceğimiz durumda değil. Ama yine şöyle bir daha size gösterebildiğim kadar göstereyim. Şuradan evin penceresinden. Zaten tek dış duvarı da kalmış. Yani içerisi de komple yok yani. Bir de burada yılan gördüm ben. Fazla sokulmak istemiyorum buraya. Bir tane yılan denk geldi karşıma. Buradan böyle göstereyim. Bu köyde acayip yılan var. Şurada bir yerde görmüştüm hatta. Bir daha çıkarsa gösteririm karşıma. Evin girişi buradan bir yerden, şu eve buradan girebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi her taraf ağaçlık. Zaten ev komple şöyle göstereyim, göçmüş. Ki göremezsiniz, ben zor görüyorum buradan. Bu tarafta da boş bir şey yok. Orada bir şey yok galiba. Aynen, ben bu yolun sonuna kadar gittim, hiçbir şey yok, bomboş. Diğer tarafa gidelim. Aha, sincap mıydı bu? Burada bir avlu var. Ben göremiyorum içeriği. Dövüş sonrası sen, o neydi? Ha, burada bir şey daha var. Gerçi buraya bakmıştım ben. Kapalı burası. Bir şey yok yani, böyle bir yer var, merdivenden aşağı iniyorsun ama ne olduğunu bilmiyorum. Ya her yerden tuhaf tuhaf sesler geliyor, çok hayvan var bu köyde, acayip derece. Yine antik tarih eserler ve bir çalışma var burada, yine görüyorsunuz. Bunun devamında hiçbir şey yok çünkü orası kapalı zaten, şu an bir çalışma olduğu için. Yine geldiğimiz yerden döneceğiz. Köyün diğer taraflarını göstereceğim. Zaten köyde çok bir şey kalmamış. Her taraf çökmüş durumda. Gördüğünüz gibi yani hiçbir eve girilmiyor. Ama girebildim, evlerin içine gireceğim yalnız.
Buraya girebilir miyim acaba? Aa, buraya girebilirim sanki. Yok, giremezmişim. Her taraf old school, nasıl gireceğim? Şuradan göstereyim. Şöyle göstereyim, her taraf ot dolu ve köyde acayip yılan var. Onun için tehlikeli burası. Fazla girmek istemiyorum. Otlardan hiçbir şey gözükmüyor. Ama ilerlerde bakalım başka yerler var. Sonra gireriz. Burada bir ev daha var. Sanırım evin giriş kapısı burası ama kapalı. Kıbledere. Sonunda geldik. Bir zamanlar burada insanlar yaşıyordu. Şimdi cinler yaşıyor. Ne yani şimdi bu harabelerin hepsinde cinler mi yaşıyor? Göreceğiz. Açılmıyor ya. Evin bahçesi galiba burası da. Evin üst katı. Burada hatta böyle eşyalar kalmış gitmiş böyle. Burada halılar, kilimler, milimler bir sürü. Eşyalar meşyalar var burada. Hepsi çöp. Alttan bir şey gözükmüyor ki. Tamam, baban komple inmiş aşağıya. Evet, geri gidelim. Dışarıdan görüntüsü böyle. Burada bir ev var. Buranın içerisini falan göstereyim. Belki içeriye giriş yoktur. Gerçi camdan da fazla gösteremedim ama bakayım giriş, ha varmış giriş ya, dur. Gerçi tek odası var arada buranın ya, bir şeysi yok ki. Gösterme bile değmez zaten, evin komplesi gitmiş yani. Ha, şuradan göstereyim. Tek odalı bir ev. Yine antik kent. Tarihi eserler gördüğünüz gibi. İşte gece girme sebebi bu yüzden yasak. Çünkü burada bir sürü tarihi eser var. Tarihi eser kaçakçılarını engellemek için gece girişlerini yasaklamışlar ve gece girişte bir tane bekçi var, o bekliyor buranın şeysini. Buranın koruması o güvenlik tarafından oluyor. Daha önce gece geldim çünkü almadı beni içeriye, oradan biliyorum. Şu an yoktu geldiğinde. Ama saat 7'de kapanıyor burası. 7'den sonra büyük ihtimalle görev başına giriyor. Zaten
7'den önce köyün girişinde birkaç kişi var. Yani kahve falan var işte, orada çay kahve içmek için bir yer var. Orada. Burası da kahvehaneymiş galiba. Sordum ben burası ne diye, daha önceden kahvehaneymiş. Burası yine bir tuvalet galiba. Burada böyle bir tane daha yapı var. Ama komple çökmüş. Burada gördüğünüz gibi şu an restorasyon çalışması var. Binalar restore ediliyor. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Burası çok güzelmiş ha. Yemişi çimler mis gibi. Sanırım burası restore olacak. Tepesine varanda gelmişler çökmesin diye galiba. Yağmur yağdığında yapıya zarar vermesin diye. Üstünü buranayla kapatmışlar. Zaten burada ustaların eşyaları var. Burada bir tane daha ev buldum. Buraya da bakalım. Girişi var hazır. Zaten başka da ev kalmadı buralarda. Burası yıkılmasın diye şöyle bir destek atmışlar buraya. Buranın girişi bağımsız. Oraya oradan giriyorsun. Buraya da buradan merdiven çıkıyor. İki binanın iki katın girişi bağımsız. Burası zaten gitmiş yani. Ha, dur şuraya da giriş var. Oraya da girelim. Aa, bir şey var. Buranın alt katında bir oda var sadece. Pardon, iki oda var. Bir de burada var. Üst kat buradan gözüküyor. Üst kat merdiveni çökmüş zaten, giremiyoruz. Aynen sallanıyor merdiven. Merdiven sallanıyor, girmeyelim yoksa yıkılacak. Şu an dediğim gibi köyde restorasyon çalışmaları var. Yavaş yavaş köy yapılıyor. Sanırım köy müze haline çevrilecek. Burada ustalar çalışıyor gördüğünüz gibi. Burası köyün kahvesi. Burası biraz önce girdiğimiz ev. Yani giremediğimiz ev, üst katına. Alt katına girdik. Burada böyle bir yer daha var. İçeride gerçekten güzel şeyler var ama hepsi eskimiş tabii ki. Hazır yerine gelmişken W4 bir cin vakası filminden bahsetmek istiyorum. İnsanların çoğu cin yüzünden terk edildiği söyleniyor bu köy hakkında. Ben gelmeden önce Wikipedia'ya baktım. Oradan aldığım bilgiye göre bu köyün ilerisinde termik santral var. Onun yüzünden zorunlu göç olduğu söyleniyor. Ama Dabbe filminde gerçek olaylardan alındığı ve bu köyde yaşanmış cin çarpılma vakası ve bu köydeki dehşetin gerçek görüntüleri, adli kayıtlar, deliller, eskilere dair kayıtların belgelenmiş bir şekilde filmde yer olduğu gösteriliyor. Yani köy cinler yüzünden mi terk edildi, termik santral yüzünden mi terk edildi, net bilgi veremiyorum. Sadece internetten aldığım belli başlı kaynakları sizlere aktarıyorum.
Bu arada bu köyü Dabbe 4 filmi sayesinde keşfettim. Dabbe 4 film serisinin en iyisi diyebilirim. Çünkü birkaç defa izledim filmi. Filmi bilmeyenler için ben kısaca özet geçeyim. Evlilik hazırlıkları yapmakta olan Kübra, kına gecesinde cinler tarafından saldırıyorlar. Ve bedeni tanımlanmayan varlıklar tarafından ele geçirilir. Başına gelen bu esrarengiz olay köy için yeni bir şey değildir. Bu köyde geçmişte define arama olayları sırasında lanetli olaylar yaşanmış ve bu lanet devam etmiş. Kübra'yı tedavi etmek için yola çıkan Evri isimli psikiyatrist aynı zamanda Kübra'nın eski bir arkadaşıdır. Psikiyatrist Evru cin çıkaran hocalardan biriyle çalışacaktır. O da cinci Faruk Akat hoca olarak bilinen adamın cin çıkarma seanslarını kayıt altına alıp inceleyecektir. Ve böylece din ve bilimsel olaylar karşı karşıya gelecekti. Ve köyün geçmişte yaşanan olayların laneti herkesi etkisi altına alıyor. Evet arkadaşlar, bu köy hakkında bahsedeceklerim bunlardı. Umarım hepinizi beğenirsiniz.